Sevgili Kaya ILC kanalı takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere elektroniğin en pis arızalarından birinden bahsedeceğim. Çalıştığını zannettiğiniz güç kaynağınız aslında çalışmayıp size başka başka yerlerde arıza arattırıp bir dünya zaman harcamanıza ve bir dünya para harcayıp masraf etmenize sebep olabilir. Onun için elektronikte bir arıza ararken öncelikle bu videoda anlattıklarıma dikkat ederek arıza onarımına başlamanız. Eğer bu tip bir arızayla karşı karşıya değilseniz, o zaman arızayı başka başka yerlerde aramanız arkadaşlar. Bir güç kaynağının nasıl çalışıyor gözüküp aslında çalışmadığını göstereceğim sizlere. Daha sonrasında da bu arızayı nasıl onarırsınız onu göstereceğim. Fakat konunun aslına geçmeden önce sizlerden ricam kanalımıza abone olmanız, videomuzu beğenmeniz ve gelecek diğer videolarımızdan haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmanız sevgili dostlar. Daha fazla lafı uzatmadan hemen uygulamalı olarak çalışıyor zannettiğiniz güç kaynağının aslında nasıl çalışmadığını göstereceğim sizlere. Bakın burada 24 volt 5 amperlik bir güç kaynağı devresi var arkadaşlar. Bakın baya baya kapsamlı kaliteli bir güç kaynağının devresi bu. Dediğim gibi 24 volt 5 amperlik bir güç kaynağı. Bakın burada 220 volt giriş kablosu mevcut. Şurada da çıkış uçlarımız var arkadaşlar. Artı voltajın çıktığı iki klemensimiz, eksi voltajın çıktığı iki klemensimiz var gördüğünüz gibi. Bakın ben şimdi bu güç kaynağının fişini prize takacağım ve hemen ölçü aletimle size bu güç kaynağının sağlıklı bir şekilde 24 volt verdiğini göstereceğim arkadaşlar. Bakın 24 volt. DC 24 volt. Çok güzel. Çok sağlıklı bir şekilde 24 voltu ben güç kaynağımda okuyorum. Ve burada 24 voltu görüyorum diye ben bu güç kaynağının çıkışına 24 voltla çalışan herhangi bir cihaz bağlıyorum. Fakat bir bakıyorum cihaz çalışmıyor. Ben de bu yüzden dolayı cihazımı arızalı zannedip o cihazda arıza aramaya başlıyorum arkadaşlar. Halbuki durum öyle değil. Bu çalışıyormuş gibi gözüken güç kaynağı aslında çalışmıyor arkadaşlar. 24 voltu gayet güzel görüyorsunuz. Hemen şu masa lambamı bir kapatayım arkadaşlar. Bakın güç kaynağının ledinin de sağlıklı bir şekilde yandığını göreceksiniz. Şimdi benim masa lambam 24 voltla çalıştığı için masa lambamın kablosunu getirip bu güç kaynağının çıkışına bağlayacağım arkadaşlar. Hemen eksi kısmı şu eksi kablosunu bağlıyorum masa lambamın. Evet, bağladım. Artı kısmı da masa lambamın artısını bağlayacağım. Gördüğünüz gibi lamba bir yandı, söndü arkadaşlar hemen. Yani göz kırptı bize. Biraz önce 24 volt veriyordu güç kaynağım gördüğünüz gibi biraz önce ölçtüğüm gibi ve gayet sağlıklı stabil bir şekilde 24 volt verdiğini gördük. Güç kaynağımın lambası hala yanmaya devam ediyor bakın. Fakat ucuna bağladığım 24 voltluk masa lambam çalışmıyor. İşte bu durumda ben masa lambamın arızalı olduğunu zannedip masa lambamda arıza arayabilirim. Fakat durum hiç de öyle değil arkadaşlar. Hemen ölçüyorum bakın güç kaynağının çıkışını. Aa, ne oldu? Voltaj 13,64 volta düşmüş arkadaşlar. Tabii masa lambam 24 voltluk bir lamba olduğu için bu voltajla çalışması mümkün değil. 24 voltla çalışan herhangi bir cihazımı bağladığımda çalışmadığını görünce cihazdan şüphelenip cihazda arıza aramaya başlayacağım. Çünkü şu an gördüğünüz gibi güç kaynağımın açık olduğunu gösteren uyarı ledi de yanıyor. Demek ki güç kaynağım çalışıyor diye hesap edeceğim ve başka başka yerlerde arıza aramaya başlayacağım. Halbuki güç kaynağımın çıkışı 13 voltla 14 volt arası bir voltaja düşmüş. Bu voltajda da 24 voltla çalışacak bir cihazın sağlıklı bir şekilde çalışması mümkün değil sevgili dostlar. Bu gibi durumlarda öncelikle yükü bağladıktan sonra güç kaynağınızın yüke vereceği esas voltajı ölçmeniz lazım. Yani 24 voltla çalışan bir yük bağlıyorsanız güç kaynağınızın 24 volt çıkışını yük bağladıktan sonra ölçmeniz lazım. Diyelim ki 12 voltla çalışan bir yüke 12 voltluk bir güç kaynağı bağlıyorsunuz. 12 voltluk yükü
12 volt çıkışı olan güç kaynağına bağladığınız noktayı yükü bağladıktan sonra ölçerek güç kaynağınızın çalıştığına kanaat getirmeniz lazım. Eğer biz yükü bağladıktan sonra hala bu güç kaynağında 24 voltu görseydik arkadaşlar, o zaman güç kaynağımızda sıkıntı yok, başka bir yerde sıkıntı var diye başka başka yerlerde arıza arayabilirdik. Ama görüyorsunuz ki 24 voltluk bir güç kaynağının çıkışı yük bağlandıktan sonra 13.76 volta düşmüş. Onun için öncelikle arızayı güç kaynağımızda arayacağız ve yük bağlıyken bu çıkış uçlarımıza stabil bir şekilde 24 voltun geldiğini gözlemleyeceğiz sevgili dostlar. Bu arızanın tespiti için size çok basit bir yöntem göstereceğim. Bu noktada güç kaynağımın fişini çekeyim şöyle. Evet, gördüğünüz gibi lamba yine bir göz kırptı gitti. Şimdi arkadaşlar yine dikkatli bir şekilde güç kaynağımın artı ve eksi çıkışlarını ben şu problarımı bir bağlayacağım. Evet, problarımı bağladıktan sonra elektrolitik kondansatörlerimin yoğunlukta olduğu kısmı güç kaynağımın fişini prize takmadan önce döndürüyorum arkadaşlar. Ki rahatça çalışayım diye. Bu şekilde döndürdükten sonra güç kaynağımın fişini takıyorum gördüğünüz gibi prize. Ve 13.70 küsur volt güç kaynağımın çıkışında voltaj gözlemliyorum. Şimdi ben sıcak havamı alacağım arkadaşlar. Siz de ölçü aletimin karanlık uyarısı yandığı için şu ışığı bir kapatalım arkadaşlar. Evet. Karanlıkta lambası yandı ve bu da kamerada gözükmemesine sebep oldu. Şimdi ben sıcak hava makinemle, siz de saç kurutma makinesiyle güç kaynağınızı ısıtmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın voltajdaki değişimleri de gözlemleyin bir yandan. Başka hiçbir yere dokunmuyorum. Gördüğünüz gibi elim burada ve sadece güç kaynağımı ısıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belli bir sıcaklığa geldikten sonra güç kaynağım hemen çıkış voltajım 24.15 volta geldi ve masa lambam yandı sevgili dostlar. Bu da bana şunu gösteriyor. Yani bu güç kaynağının üzerindeki elektrolitik kondansatörlerden biri veya birkaçı arızalanmış ve zaman içerisinde içerisindeki o sıvılar artık kurumaya yaklaştığı, kurumaya yüz tuttuğu için kondansatörlerin görevini yerine getiremediği ve ısınınca çalıştığı anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki buradaki kondansatörlerden biri veya birkaçı artık miadını doldurmuş ve ısındığı zaman görevini yapmaya başlıyor ve bu sayede güç kaynağım çalışmaya başlıyor. İşte bu gibi durumlarda genel olarak cihazın arızasının bu kondansatörlerden kaynaklandığını tespit etmiş olduk. Şimdi size nokta atışı nasıl bu kondansatörlerden hangisinin arızalı olduğunu göstereceğim. Eğer uğraşmak istemezseniz siz cihazın üzerindeki tüm kondansatörleri yenileyip ileride tekrar sıkıntı vermesinin önüne geçebilirsiniz. Fakat bu birazcık masraflı ve daha uzun bir tamirat süreci ister arkadaşlar. Çünkü her bir kondansatöre ekstra para harcamanız lazım. Çok para harcamayı istemiyorsanız, yani düşük masraflı bir şekilde bu sorunu çözmek istiyorsanız nokta atışı şeklinde bu arızayı çözmeniz lazım sevgili dostlar. Onun için size nokta atışı olarak ben bu arızayı nasıl çözeceğimi göstereceğim. Bakın, sıcak hava makinemin ucuna en ince sıcak hava makinesi ağzımı takacağım. Bunlardan en ince olanını gördüğünüz gibi sıcak hava makinemin ağzına takacağım. Siz de eğer herhangi bir alüminyum folyoyla falan saç kurutma makinenizin ağzını daraltarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi güç kaynağımın fişini çekeceğim ve biraz bekleyeceğim ki güç kaynağım biraz soğusun. Soğuduğu için kondansatörler tekrar, arızalı olan kondansatör veya kondansatörler tekrar eski durumuna gelecek ve fişe taktığında tekrar çalışmamaya başlayacak arkadaşlar. Şu an ısındı ve çalıştığı için bir müddet beklemem gerekebilir. Belki de böyle bir şeye gerek yoktur ama genel itibariyle böyle bir süreç söz konusu olur arkadaşlar. İsterseniz takalım fişi, bir bakalım.
Evet, taktım ve hemen geri çalıştı. Yeterli miktarda beklemediğim için. Fakat ben işlemi hızlandırmak için hemen şu soğutucu spreyimle güç kaynağımın biraz soğumasını sağlayacağım. Bakın, soğutucu spreyi dediğimde hızlı cıvaların bitmeyen aktivatörlerini kullanıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili buzdolapları nasıl çalışır diye bir videomuz vardı. Kompresör ne işe yarar diye. Bu spreyleri de orada ne için kullandığımızı merak ediyorsanız kesinlikle o videomu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanalımızı takip etsinler ki çok enteresan bilgiler var kanalımızın içerisinde. Evet, güç kaynağını şimdi soğutuyorum arkadaşlar bu soğutucu spreyimle. Biraz bekleyeceğim ki bu soğutucu spreyin ıslaklığı geçsin, uçuversin. Çok hızlı bir şekilde buharlaşan bir malzeme zaten arkadaşlar. Evet. Şimdi soğuduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve hemen fişi tekrar takacağım. Bakın, taktım ve gördüğünüz gibi şu an 13.80 volt civarında güç kaynağımın çıkışı ve güç kaynağım yine çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi sıcak hava makinemin ağzına taktığım bu ince ağızla buradaki kondansatörleri yavaş yavaş ısıtmaya başlayacağım arkadaşlar. Her birini tek tek ısıtmaya başlayacağım. Elektrikle çalışan herhangi bir cihazınızı kullanacaksanız bu işte, normal havya gibi mesela, normal havyayı bunlara değdirmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü bu sizin kaçak akım otomatınızın atmasına sebep olabilir. Isıtıyoruz şimdi buradaki kondansatörleri, şu büyükleri de ısıtalım. Bakalım hangisini ısıtınca tık diye gelecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tam şuradaki kondansatörü ısıttığımda güç kaynağım tekrar çalışmaya başladı. Yani nokta atışı olarak arızayı tespit etmiş olduk. Tam şu kondansatör, bakın dokunmadan gösteriyorum size. Tam şu kondansatörü ısıttığımda güç kaynağım tekrar çalışmaya başladı. Bakalım şimdi buradaki kondansatörü şimdi sökelim ve kaç mikrofaradlık bir kondansatörse bu kondansatör, yenisiyle değiştirip sonra tekrar deneyelim. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerinden çıkan kondansatör 100 mikrofarad 35 voltluk bir kondansatörmüş. Bu kondansatörün arızalı olduğunu gördüğünüz gibi biraz önce ısıtarak tespit ettik. Ve bu kondansatörün yerine yenisini takacağız. Bakalım fişe takar takmaz lambamız yanacak mı? Hep birlikte onu göreceğiz. Elimde 100 mikrofarad 63 voltluk bir kondansatör var. Kılıf olarak biraz daha büyük. Çünkü voltajı büyüdükçe kondansatörlerin kılıfı da büyüyor. Şimdi eksisini eksisine, artısını artısına denk gelecek şekilde eski kondansatörü nasıl söktüysek yenisini de aynı şekilde yerine takacağız ve test edeceğiz. Kondansatörümüzü değiştirdik. Yeni kondansatörü yerine taktık. Ve bu haliyle tekrar masa lambamı güç kaynağımdan söküyorum. Ve bu güç kaynağına bağlayacağım. Aynı zamanda da voltajım hemen 24 voltu verecek mi diye de ölçü aletimi de aynı biraz önce taktığım gibi yerlerine takacağım ve voltajı da gözlemlemiş olacağım. Ölçü aletimi de bağladım. Hemen güç kaynağımın fişini getirip buradaki prizime takıyorum sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi
Anında masa lambam yandı ve çıkış voltajım hemen 24.15 volt vermeye başladı. Bu da bize gösteriyor ki güç kaynağımızın arızasını onardık. Boş yere gidip de güç kaynağımızın beslediği başka devrelerde, başka cihazlarda arıza aramamıza gerek kalmadı. Böylelikle hem paradan hem de zamandan çokça tasarruf etmiş olduk. Gördüğünüz gibi 15-20 dakikalık video boyunca hemen bu arızayı tespit edip onarmış olduk sevgili dostlar. Evet sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, bu videomuzda buraya kadar. Bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızın altındaki yorumlar kısmına lütfen nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın ki bu sayede videomuzun etkileşimi artıyor ve daha çok kişiye faydamız dokunabiliyor. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.